Köyünüzün ismi neydi amca? İlyaslar Obası. İlyaslar Obası. He. Nereye? Merkez köy nereye? Musullara bağlı. Musullara bağlı. Bu büyük yerleşim yeri değil mi Musullar? Evet, evet. Bu İlyaslar Obası kaç hanedir? Kaç evdir? Ya o çoğu boş. Şu anda 15. 15 ev var. Yani olan 15. Yaşamını yitiren oldu mu burada köyünüzde? Bir oldu, o da Bazarcık'ta oldu. Ha, Bazarcık'ta. Köyde yaşamını yitiren köyde olmadı. Yaşam yitiren yok. Hı. Yalnız karşı köyde birisi yaşamını yitirdi. Musolarda mı? Musolarda. Musolarda yaşamını yitiren biri var. Hasarlı ev çok var mıydı? Hasarlı ev çok. Aşağıda. Yıkılan da var. Yıkılan da var, evet. İçinde kimse yaşıyor muydu? O yıkılanlardan. Yok, o yıkılanlar boşdu. Boşdu. He, boşdu. Hı. Biz köyün içini dolaşalım o zaman. Tamam. Çok geçmiş olsun hocam. Sağ ol, size sağ ol. De çok sağ olun. Sağ ol, teşekkür oğlum. Ediyorum. Evet, burası Musolara bağlı İlyaslar Obası. Depremin 14. günü 19 Şubat 2023. Köyleri dolaşmaya devam ediyoruz. Bu evin sahibi Salman Pazarcık'ta enkazın altında kalarak yaşamını yitirmiş. Onun dışında köyde yaşamını yitiren yok. Köy 60-70 haneli bir köy ama sadece 15-16 ailenin kaldığı söyleniyor. Biz biraz köyün içerisini dolaşacağız şimdi. Sizden de sağ olasın, teşekkür ederim. Resimi çekiyorsanız da bunlar gazeteci. Biz gazeteciyiz. He, Diyarbakır'dan geldik. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de. Adayım ben Kurmancı. Eriyam Kurmancı. Serçe Avarra. Navi Gündevir İlyaslar, Türki İlyaslar, Kürdici İlyaslar. Aynı. Aynı. Kürdi Türki aynı. Kurmancı aynı. Bəli. Hoş bulduk, sağ olasın. Noşicam be. Siz evlere girdiniz mi yoksa hala çadırdasınız? Daha hala oluyor. Evet, daha bu sabah da 2-3 defa oldu. Evet. Kulübe vardı. Evet. 15 hatta 22 kişi orada kalkıp oturuyorduk beraberce. Bütün köylüler çadır olarak. Verene kadar. Evet. Şimdi çadırdasınız. Şimdi çadırdayız ama çadırda çok soğuk oluyor. Vallahi öyledir. Hava çok soğuk akşamlar. Şey geç geliyor. Yiyecek içecek geç geliyor. Evet. Adam maddeleri. Hı hı. Evet, bunları aslında biz böyle duyurunca o yardım getirmek isteyenler de köylerin isimlerini bir söylüyoruz ki doğrudan ulaştırabilsinler. Burası Musolara bağlı İlyaslar Obası. Evet. Burada 15 aile şu an yaşıyor. Evet. Aslında köy 50-60 haneli bir köy. Aynen, ha, öyledir, ama 15 aile yaşıyor. Doğru, ve hala çadırda kalıyorlar. Dolayısıyla gıda, özellikle kuru gıdaya ihtiyaç var. Köylüler de zaten onu söylüyor. Hani yardım göndermek isteyenler doğrudan bu ismini verdiğimiz köylere ulaştırabilir. İnsanlara direkt evlerinde bu yardımları teslim edebilirler. Çok geçmiş olsun. Biz biraz bir dolaşalım. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu evin sahibi mi Pazarcık'ta yaşamını yitirdi? Bu. He. İsmi, soy ismi neydi? Salman Sinecan. Salman Sinecan. Can verdi bu. Burada. Evet. Salman Sinecan bu köydendi. Evet. Bu ev onundu ama Pazarcık'ta kalıyordu. Oturuyordu, ev gitti. Evi, Pazarcık'taki evi yıkıldı ve enkazın altında kalarak yaşamını yitirdi. Tek başına mı yaşa, ailesi filan kurtuldu ama kendisi vefat etti maalesef. Evet, burada yıkılan bir ev var. Bu evde kimse yaşıyor muydu? Bu da Pazarcık'ta oturuyordu, ev boştu. Evet. Bu da burada Pazarcık'ta oturuyordu, 20 ev burada yaşadı. Evet, bu evin sahibi de ev boş. Bu da boştu. Üçü de yıkıldı. Yani bu üç evde boş evler. Boş evler yıkıldı. Ha, yıkıldılar. Neyse ki kimse yaşamadığı için can kaybı da yaşanmadı İlyaslar Obası'nda. Ya nasıl o gece nasıldı? O geceyi biraz bize anlatabilir misin? Saat 4'e 14, 16, 17 dakika geçiyordu. Aynı büm bir bomba gibi patlayınca Elbise, çorapça dışarı kaçtı hanımla, ondan sonra ilk ev yıkılmadı da dışarı kaçtı o karın içinden, ondan sonra nereye gideceği, elbise mi dışarıda kaldı, nasıl yapacağınızı biz şaştık. Sonra da işte biraz şurada bir yazdık, bir şey vardı, mutfak,
Hepimiz oraya toplandık. Oradan ondan sonra ateşleri yaktık. Ondan sonra işte orada sabaha kadar idare ettik biz. Ne ettik işte. 14 gün oldu peki. Bu 14 gün nasıl geçti? 14 günde işte sonra da işte gittik elbisemizi sabahına gittik çıkardık. Biraz durunca elbisemizi aldık. Ondan sonra aynen orada yaşıyordu. Çadıra geçmiyor. Hepimiz çadırdayız. Yiyecek mesela şunu bunu bazı içeride var gidip hem alıp geliyoruz içeride duramıyoruz. Evet. Aynı yorum kurbanım ya. Çok geçmiş olsun. Ya, sağ ol Allah razı olsun. Evet. Evet. Çok kötü bir güne kalmışız demek ki ya daha böyle bir deprem olmadı ki. Evet. Evindeki ağaçlar böyle gibi sallanıyordu. Yıkılan evler sadece burada var değil mi? Başka burada, köyün başka içerisinde yok. Yok. Ha, köyün içerisinde ha. Başka yok. Böyle evet, burada 3-4 yapı ama yıkılmış. Ama işte çatlama, matlama var. Hepsi şeylidir zaten. Ha, tespit, hasar tespit geldi mi köyünüze? Şimdi geldi. Ha yeni geldi. Biraz önce geldi, siz de önce çıktı. Evet, geldiler ha. Burada incelemelerde bulundular. Çok teşekkür ediyorum amca. Sana da zahmet verdik. Evet, bu ev görüyorsunuz eski bir ev, kimse yaşamıyordu. Yazın ama geliyorlar değil mi? Bu evin sahipleri yazın gelip kalıyorlar. He, yazın kalıyordu tabii. Çocuklar yurt dışında. Evet. Ondan sonra gelip duruyorlar işte böyle daha şey içeride her şey yatak, matak her şey içeride daha. Evet. O da. Şunun içini çıkardık da. Her şey içeride dolap. Bir eve ne lazım hep içeride duruyor. Burada köyde mi? Genç çocuk var mı? Sanki genç ve çocuklar yok hiç. Yok bugün burada çocuk yok. Hep yaşlı insanlar. Evet. Gençler nerede dayı? O gençler yurt dışında. Kaçtı gittiler yok ya. Benim 3 tane oğlu çocuğum var 3'ü de yurt dışında. Ne zaman gittiler? Çok oluyor. Senin ismin neydi amca? Çok oluyorlar. Bir Avusturya'da 2 tane Fransa'da. Diğerlerinin hepsi mi öyle? Gençlerin hepsi mi? O hepsi öyle oldu. Hepsi bu köyde dışarıda bulmuyor çocukları yok. Gençler şimdi gelmedi mi sizin yanınıza? Ya yazın yüzüne bazen gelip gidiyorlar. Deprem sonrası geliyorlar bazen yüzüne gelip gidiyorlar. Telefon ediyorlar. O gece deprem oldu takdirde sanki burada hemen otomatikle hemen bir dışarı kalmıyor bir telefon ettiler. Yani duydular hemen. Gelmediler mi? Ya işte gelen de oldu gelmeyen de olmadı. Gelmeyin. Sen ismin gelip de ne yapacaklar? Senin ismin ne amca? Mehmet. Mehmet ne? Mehmet Eldeş. Mehmet Eldeş. Kelo Mehmet ediyoruz. Eldeş diyorlar bana. Kelo Mehmet Eldeş. Eldeş. Serçava. Sağ ol Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Diyarbakır'da geldiniz. Ha Diyarbakır'da geldik. Allah razı olsun. Mezopotamya. Çok mu seviyorsun Diyarbakır'ı? Diyarbakır'ı seviyorum. Diyarbakır da sizi seviyor. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet böyle İlyaslar Obası'nda durum böyle. Amca çok güzel özetledi. Mehmet amca. Burada sadece İlyaslar Obası'nda bu sulara bağlı sadece bu yapılar yıkıldı. Neyse ki bu yıkılan 3 yapıda da hiç kimse yaşamıyordu. Evet. Şöyle biraz bu köyün konumunu aslında göstermek istiyorum. Çok güzel bir noktada. Etrafı böyle dağlarla çevrili. Havası güzel. Bir köy. Buradaki köylerin tamamı öyle. Yani biz dün bu Şahintepe, Ortaköy, Armutlu taraflarını dolaştık. Oralarda da çok güzel köyler, çok güzel manzaralar. Bahçeler, bağlar. Ama işte insanlar büyük emek sonucu inşa ettikleri evlerinden oldular. Kimi en çok sevdiklerinden oldu. O yüzden böyle bir felaketle yüz yüze kalınca insan gördüğü güzellikleri anlatamıyorum maalesef. Dili varmıyor bu güzellikleri anlatmaya ama buralar gerçekten cennet gibi. Çok güzel yerler. Bu yapı henüz bitmemiş inşaat halinde. Sağlam. Yani hiç bir şey görünmüyor. Bir çizgi dahi görünmüyor. Sıvası yapılmış henüz. Boya iç taraflar yapılmamış ama hiç
hiçbir yerinde çatlaklar görünmüyor burada. Yine başka evler var, sağlam görünüyor bu evlerde. Çadırlar var. İnsanlar bu çadırlarda kalıyor tabi. Evet, bu evin kolonlarında bir şey görmüyor ama duvarlar yıkılmış. İlk gün, depremin ilk günü kar da yağıyormuş, yerler buz tutmuş, çok soğukmuş. Köylülerin tamamı zaten 15 haneli, hepsi de yaşlı, şuraya yerleşmişler, şu kulübede kalmışlar. Çadır gelene kadar da günlerini burada geçirmişler. Hala içeride insanlar var. Evet, teyze içeride oturuyor. Şöyle göstereyim içeriği. Şurada insanlar kalıyorlardı. Çok geçmiş olsun teyze. Evet. Evet, Musolar köyünün İlyaslar Ovası'nda durum böyle. Şimdi biz başka bir köye doğru yol alıyoruz. Evet, bugün 17 Şubat 2023. Depremin 12. günü. Pazarcık'tayız. Şu an bulunduğumuz yer Atatürk Parkı içerisindeki çadır kent alanı. Hemen Maraş yolu üzerinde gölün yanı başındaki bu mesire alanına çadırlar kurulmuş ve bu insanlar depremzedeler, bu çadırlarda kalıyorlar. Burada sağlık konteynerleri ve çadırları da kurulmuş. Burası herhalde helikopter pisti. Evet, burada da yabancıların kurduğu eczane ve sağlık çadırları var. Biliyorsunuz birçok ülkeden insanlar depremzedelerle dayanışmak için gelmişti. Burada yine yakacak için odunlar ve kömür boşaltılmış. Kolay gelsin hocam.